Lisedeyken doktor olmak istediğim de dönemler oldu. Mühendis olmak istediğim dönemler de oldu. Ama üniversite tercihimi yapmaya yakın dönemlerde kendimin daha çok okumaktan hoşlanan, edebiyata ilgi duyan, iletişim kurma yeteneğinin iyi olduğu bir insan olduğunu keşfettim. Ve kendime bu yetenekleri sağlayabilecek, geniş bir skala sunabilecek bir bölüm aradım esasında. İşletmenin de benim esasında hani beni ileride gitmek istediğim yere rahatlıkla götürebileceğini, daha böyle geniş bir skala sunduğunu, daha sosyal bir bölüm olduğunu düşündüm. Yani burada dürüst olmak gerekirse çok da okuduğunuz bölümün aslında yaptığınız işte çok ilgisi olmuyor. Ya benim yaptığım iş şu anda endüstri mühendisleri de, yani benim yanımda oturan insan endüstri mühendisi de var, makine mühendisi de var, inşaat mühendisi de var. Hatta daha çok mühendislik background'u gerektiren bir iş. Ama bir taraftan da bunun yanında finansal bilgi, muhasebe bilgisi. Yani mühendisseniz eğer bunun üzerine bir MBA yapmış olmanız gerekiyor tabii ki. Şu anda benim yaptığım şey esasında şirketleri analiz edip hissedarlara tavsiyeler vermek. Bu şirketin potansiyeli var veyahut da gelecekte daha çok kâr edecek. Buna yatırım yaptığın zaman para kazanırsın deyip insanlara fikirler vermek esasında. Bununla ilgili raporlar yazmak, beklentilerimi paylaşmak tabii. Ben bankacılık sektörü analistiyim. Güncel konuları merak etmeyi seven, ekonomiye çok meraklı, böyle hareketli bir iş isteyen arkadaşlar varsa zaten birebir benim işimi yapabilirler. Ama bu iş gerçekten çok emek gerektiren bir iş. Kendinizi çok geliştirmeniz gereken bir iş. Analitik düşünme kabiliyeti yüksekse bir insanın bu işi rahatlıkla yapabilir bence.